Ki Oytun Bey'e sorar mısın rica etsem, hafıza güçlendirilmesi için bir önerisi veya hafızayı güçlendiren bir besin kaynağı var mı? Özgüvenli davranmak için nasıl bir önerisi var diyor, özgüvenli davranmak için. Evet, hafıza için önerebileceğim iki şey var. Mesela şey iyi gelir. Bizim bu ginkgo biloba dediğimiz şeyler. Ondan sonra ginkgo biloba hafızayı güçlendirir. Ginkgo biloba ünlüdür. Ondan sonra bazıları şey kullanıyor. Bu iş için B12 vitamini de iyi gelir. Ama çok yüksek dozda değil. Ama ginkgoyu alın. Yani ginkgo hafızaya iyi gelir gerçekten de. Bir de şunu söylemek lazım. Özgüveni arttıracak şey, yani özellikle beta blokerler. Mesela çok heyecanlı bir tipseniz topluluk karşısında konuşamazsınız. Onun için bir beta bloker dediğimiz ilaç alırsanız, bunlar kalbi yavaşlatmak için kullandığımız ilaçlar, sizi heyecanlandırmaz ve topluluk önünde güvenli ve stabil konuşmanızı sağlar. Nokta son. Nokta. Bertan diyor ki aşı olanlarda kendi gözlemlediğim şey şu, kanları aşırı koyu ve akışkan değil. Bu neden böyle diyor? Abi ne yazık, üzgünüm Bertan, şöyle Covid'in kendisi ve aşılar kanın pıhtılaşmasını arttırıyor. Net doğru söylüyorsun, yani koyu bir kan yapıyor, doğru söylüyorsun. Onun için zaten emboli arttı. Gözlemlediğim bu diyorsa büyük ihtimalle Bertan da tıpta yani sağlık çalışanı, öyle anlıyorum. Evet yani Başka bir şey nasıl zaten evet. gözlemlemedik ki? Yani şöyle bir şey söylüyor. Bertan doğru söylüyor. Yani aşı olanlar da öyle, Covid geçirenler de öyle. Kanın pıhtılaşması artıyor. Onun için zaten bu pıhtı atması arttı. Yani yeni hastalığı söyleyeyim ben size. Pıhtı atması. Çok göreceksiniz. Zaten Yani çok aşı yaygın. olanlar, ya pıhtı atması çok oldu ya. Kalpte MI ve ölüme sebep oldu. Beyinde de felce sebep oldu. Ve şu anda gençler arasında yoğun bir şekilde pıhtı var. Yani görmüşsünüzdür, böyle 20-30 yaş hiçbir şey olmayan insanlarda pıhtı sorunu var. Üzgünüm. Ne yazık ki bu. Şey diyor ki izleyicimiz, bazı beyin travması geçirenler üstün zekalı oluyorlar. Kafamızı neresine tıklatmamız lazım diyor. Var mı Hocam böyle bir şey? söyleyeyim. Efsane mi Var. bu? Var var. Var. Şöyle sol beyin, yani sağ elle yazanlarda sol taraf çalışıyor. Yani konuşma merkezi ve zeka burada solda. Sağ taraf, yani şu taraf, sol tarafı baskılıyor. Yani sol taraf akıllı, sağ taraf romantik. Sol taraf akılcı, sağ taraf şey. Sol taraf akılcı, sağ taraf romantik. Romantik. Onun için sağ tarafı vuracaksın. Yani sağ tarafı vurdun mu? Sağ taraf vurdun mu? Sol taraf. Hakikaten oluyor mesela. Adam çok Ya ilginç terbiye insanlar var mesela. aslan, dur lan, romantizminle ne işin var lan şimdi denince akıl tarafına Ama geçiş yapıyor. bak, sakat bir şey var. Kafayı şimdi burada vurduğun zaman beyin bu tarafa da çarpıyor. Mesela kafayı direksiyona vurduğun zaman beyin öne doğru gidiyor, arkaya çarpıyor. Mesela biz bazen direksiyon travmasında bir bakıyoruz, kafanın arkası gitmiş. Yani şunu söylüyorum. Şöyle ivmelenme olduğu zaman, hani kafa öne çarptığınız zaman sadece ön taraf gitmiyor, arka taraf da gidiyor. Yani siz sağa vurunca sol taraf da gider. Onu söylemek istiyorum. Onun için yani bunu çok denemeyiniz. Ama şöyle ilginç bir şey var. Ben de ilginç bir şey Hafif atayım. vuruşlar Bazen yapabiliriz ama değil mi? hocam emboli atınca oluyor. Mesela ben öyle adamlar tanıyorum. Adam emboli atmış ya da şey olmuş. Yüksek gerilim hattında elektrik çarpmış. Sağ lob gitti mi? Abi adam bir mantıklı oluyor. Bir mantıklı takır takır konuşuyor. Hocam ama bir de ilginç bir şey var. Sol lob gitti mi de adam romantik ağlıyor. Bir de ressam olanlar var mesela. Yani sol lob gittiği zaman, sağ çalıştığı zaman sağın özelliklerini söyleyeyim. Ressam romantik. Sol lob akılcı konuşma. Ona göre yani. Şu anda herkes kafasını tokatlıyordur hocam, ne Hocam, olmak istiyorlarsa. sol iyi hocam. Sol. Soldan devam edelim hocam. Sol her zaman iyidir hocam. Hocam demek ki solcu olacak. Herkes öyle ya da böyle bir sola doğru Hocam yatkınlaşsın gözünü seveyim ama ya hocam. Bak solla şimdi bir alakası burada yok. bize kelime oyunları yapıp bizi şey yapma şimdi burada şimdi. Hayır, hocam serde geçmişte solculuk var ya, kendime pay çıkarttım yani. Hocam sen zaten her şey pay çıkartıyor. Sen sıfır grubusun hocam sen. Hocam diyor ki Ali abi, hacamat yaptırmanın bilimsel bir gerçeği var mı hocam? Söyledi, ben ilaççıyım kardeşim dedi, o şeyleri bana getirmeyin, ama var mı hocam?
Ya hocam şöyle, yani hacamat orta çağda yapılıyordu. Yani orta çağda kan alınıyordu ve orta çağda en çok kullanılan sağlık yöntemiydi. Berberler bile yapıyordu hacamatı. Yani kesiyorlardı, kan alıyor. Orta çağ. Benim babam berber, babamdan biliyorum ben yani. Ama vardı mesela orta çağda bütün berberler hacamat yaparlardı. Hacamat şöyle, yani hala bizim toplumda tercih ediliyor. Yani yararı var mı? Yani ne bileyim, yani var diyen de var. Yani bana göre yani isteyen yaptırsın. Yani isteyen yaptırsın. Hayır demem. Ama bana göre çok bir yararı var mı? Yani şöyle, eğer sen yararlı olduğunu düşünüyorsan yaptır kardeşim. Ama çok da şey etmemek lazım. Yani çok şey etmeyin kardeşim. Ya bize yaptırırsanız da zararı yok zaten yani. Öyle Ha, diyelim yok. yani. Gıda atması için aspirin öneriyorlar genellikle, bu özellikle ameliyatlardan sonra mı şey yapıyorlar hocam, aspirin alın Abi diye? bu aspirin işi sakat. Neden biliyor musun? Şimdi her pıhtı aynı pıhtı değil. Şimdi millet bizim bu aspirine bir şey yapıyor. Şimdi bakın. Bu pıhtı işi sakat iş. Şimdi size şunu ben bir cümle söyleyeyim. Orada bırakayım. Aspirin gereksiz alındığı zaman beyin kanaması riskini arttırıyor. Nasıl biliyor musun? Sen şimdi aspirin içtin bir tane. Bir aspirinin ömrü 7 gündür. 7 gün. 7 7 gün günde mesela yürüyor. sen tabii sen şimdi 7 gün kanında kalıyor. Sen oldu ya yolda gidiyordun, gittin kafana top geldi. Oldu ya, olur abiciğim, olur kafana bir top geldi. Ya da gidiyordun kafana bir şey düştü. Al başına belayı. Ayağın takıldı düştü. Al başına belayı. İç kanama geçirirsin. Onun için gereksiz aspirin alınmaz. İki, aspirin aşılara bağlı ya da COVID'e bağlı pıhtıyı önlemeyebilir. Bunu doktora öneriyor da yanlış öneriyor esasında. Çünkü aspirin trombosit kaynaklı pıhtıyı önlüyor. Yani aspirin kime veriyoruz biliyor musunuz? Şeker hastası olan, damar sertliği olan ve kalp krizi geçirmiş insanlara veriyoruz. Ama şöyle bir bilgi yok. COVID geçirmiş ya da aşı olmuş insanlarda aspirinin koruduğunu bilmiyoruz. Onun için böyle kafaya göre aspirin almayın. Hata yaparsınız. Onun için en güzel şey bana kalırsa bu konuda bol su içmek. Bol su. Bol su. Bir de egzersiz yapmak. Nokta son. Limonu suya sıkmanın, Çok da şey etmemek lazım. anladım. Sevgili izleyiciler, özellikle kimi yerleri tekrar edilmesini istiyorsunuz ama YouTube'un bir özelliği var. Geri sarabilip tekrar dinleyebiliyorsunuz Ha, evet. sevgili izleyiciler. Yani o açıdan Ya kaçırmış Ali abi nasıl olmayabilir. biliyor musun? Şimdi şöyle. Şimdi bizim bu doktorlar da çok şey oldu. Çok bir ezber bilgiler var. Mesela at bir aspirin. Hani pıhtı atmasın. Ya böyle bir şey yok ya. Yok. Ya bunlar ne oldu biliyor musun? Şimdi bazı doktorlar var şimdi. Adam bakıyorsunuz yani kaç yıldan beri kitabın sayfasını açmamış. Yani var abicim var. Şimdi bana böyle bir şey diyorsun. Hurra bir öbür saldırıyor. Yani sonuç çok da şey etmemek lazım. Hocam günde bir tane aspirin isteyen doktorlar biliyorum. O açıdan neyse hocam. Sizde Özgüven ilacını bir tekrarlayabilir misin sevgili hocam? Özür diliyorum. abi özgüven için dediğimiz gibi şey beta bloker kullansın. Yani beta bloker şöyle en iyi ilaç propranolol. Propranolol. 40 miligram 2 çarpı yarım. Yani sabah 20 miligram akşam 20 miligram tok. Propranolol. Sevgili izleyiciler.